akşamlar diliyorum. Burası Almanya'nın Hamburg kenti. Hamburg'da birbirinden zorlu karşılaşmalar sizi bekliyor. Fatih Keneş'in Avrupa şampiyonluk mücadelesi WBO'da amatörde yakalamış olduğu Avrupa şampiyonluk unvanını profesyonelde de yakalamak istiyor. Ve rakip sadece bir mağlubiyeti olan Ermeni boksör Harut Yunyan. Bu maç birazdan başlayacak. Guten Abend, meine Damen und Herren, begrüßen Sie auf dem Weg in die rote Ecke, Fatih Keneş! Sevgili izleyiciler, Gervonta Davis, Floyd Mayweather'ın süperstar boksörü Gervonta Davis ekranlarınızda. İngiltere'de Gervonta Davis, Liam Walsh karşılaşması, dünya şampiyonluk maçı değerli izleyiciler. Bu karşılaşma birazdan ekranlarınızda olacak. Floyd Mayweather'ın süperstarı Liam Walsh'la yenilgisiz boksörlerin kapışması olay yaratacak. Wir kommen zur blauen Ecke. Er ist 29 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 63,4 Kilogramm auf die Waage und misst 1,70 Meter. Er ist Profi seit 2013. Sein Kampfrekord: 11 Kämpfe, 10 Siege, 5-mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Den Bosch in den Niederlanden Rafik Harut Yunyan. Meine Damen und Herren, willkommen zur roten Ecke. Er ist 27 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 63,2 Kilogramm auf die Waage. Er misst 1,75 Meter. Er ist Profi seit 2016. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 8 Kämpfe, 8 Siege, 5-mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Hamburg und aus dem Boxstall EC Box Promotion Fatih Keneş. Ringrichter dieser WBO. İngiltere'de büyük heyecan. Bir tarafta Floyd Mayweather'ın yeni süperstarı, 17 maçta namalip şampiyon Gervonta Davis. Diğer tarafta İngilizlerin rakip tanımaz yıldızı, 21 maçta namalip Liam Walsh. Tarihi değiştirecek karşılaşma birazdan. Avrupa şampiyonluk maçı Fatih Keneş ve Harut Yunyan arasında başladı. Birinci round, 10 roundluk karşılaşma WBO'da. Fatih Keneş, Harut Yunyan karşılaşması gong sesiyle birlikte başladı. Süper hafif siklette şampiyonluk maçı Avrupa'da WBO Federasyonu'nun. Sol direklerle geliyor. Fatih Keneş 8 maç 8 galibiyet. Rafik Harut Yunyan 10 galibiyet 1 mağlubiyet. Sağ kroşe girişimi var. Harut Yunyan mavi eldivenleriyle Ermeni boksör. Sağ kroşe sola parkat. Ermeni boksör sağ kroşe denedi. Sol direk geliyor şimdi de. Sol direk uzandı tekrar. Yeniden sol direkler. Sağ kroşe, sol kroşe tutmadı. Sol direk geliyor tekrar. Aparkat tutmadı. Sağlı sollu kroşelerle Fatih Keneş yanına sokmadı rakibini. 2011 amatör Avrupa şampiyonumuz
Fatih Keleş Trabzonlu boksörümüz. Yenilgisiz çıktığı maçta Avrupa şampiyonluk unvanı için rakibinin karşısında. Sol direkt denemesi var. Sağ kroşe. Arka arkaya kroşe denemeleri var. Son olarak İstanbul'da ringe çıkmıştı Fatih Keleş. Fatih Er İskenderzade'yi puanla mağlup etmişti. Sol direkt denemeleri var. Sol direkt tekrar Ermeni boksörden. Sol direkt tekrar bu kez Fatih. Kapandı. İkisi de düz guard boksör. Aparkat çok iyi. Bravo Fatih. Sol direkler sert. Ermeni boksör kariyerinde sadece bir kez yenildi. Sen bastırma, sen de kafanı eğme dedi. Maçın hakemi Mihail Maz. Frank Mihail Maz. Alman hakem 305 maç yönetti şu ana kadar. Sol kroşe, sol aparkat, sağ kroşe. Sol direkt tekrar. Sağ sol direkler geliyor Fatih Keleş'ten. Kariyerindeki, profesyonel kariyerindeki en zorlu maç bu Fatih Keleş'in. İlk raundu tamamlıyoruz. Fatih'i ben ilk round için biraz daha iyi gördüm açıkçası rakibinden. İşte ilk round'dan pozisyonlar ekranlarınızda. İşte bakın burada Fatih isabetli yumruklarından pozisyonlar ekranlarınızda. İki takımın köşe adamları da son taktikleri veriyorlar. Fatih Keleş Avrupa şampiyonu boksörümüz 1.75 boyunda, tartısında 63,5 kilo çıktı. Rakibiyle aynı kiloyu verdiler. Aynı tartımı verdiler. Fatih 27 yaşında, rakip 29 yaşında. Gong sesiyle birlikte ikinci round başladı. Sol direkt. Aynı anda direkt yumruklar. Fatih kapandı tekrar. Kapalı vaziyette. Sol direkt girişimleri var. Sol köşesini savurdu. Sol direkt attı tekrar Fatih. Sol direkt uzatıyor. Hareketli vaziyette Fatih aparkat tutmadı. Sol direkt denemesi var Harut Yunyan'dan. Sağ köşe. Sol köşe. Sol direkt, sağ direkt. Sol köşe. Fatih aparkattan sıyrıldı. Çok iyi darbelerle geliyor üzerine rakibinin. Sağ kroşe tekrar. Arka arkaya kroşeler. Sağ kroşe yolluyor Ermeni boksör. Harut Yunyan. Sağ direkt. Hollanda'da Den Bosch şehrinde yaşıyor Rafik Harut Yunyan. Ermenistan'da Spitak kentinde dünyaya geldi Harut Yunyan, Ermeni boksör. Sol kroşe. Sağ kroşe. Fatih Keleş Türkiye adına ringde bunu belirtmek istedim. Ve şimdi sağ kroşe geliyor Ermeni boksörden. Dikkat et Fatih. Ve sağ kroşeyle cevap veriyor Fatih Keleş. Sol direkt uzattı. Sağ direkte devam ediyor. Bravo Fatih, sokmuyor yanına. Aparkat. Kafanıza dikkat edin diyor hakem. Sağ kroşe çok iyiydi. Fatih Keleş ikinci rauntta da üzerine düşeni yapıyor. Boşluğuna denedi. Midesine daha doğrusu Ermeni boksör. Sol direkte isabet yok. Fatih kapalı vaziyette bekliyor rakibini. Harut Yunyan'a bir sol direkt. Arkasından sağ kroşe. Aynı anda sol direkler.
Bir sol direkt girişimi daha var. Sol direkt denemesi. Sol kroşe tekrar. Ve sağ kroşe süper. Harikasın Fatih. Çok iyi başladı maça. Öyle de götürüyor. Sağ kroşe geldi Ermeni boksörden. Kapalı gardında kaldı. Bu yumruklar Ermeni boksörün attıkları. Ters kart yaptı kendisine Ermeni boksör şimdi. Ters kartıyla gidiyor. Sol kroşe yedi. Ermeni boksör sol direk attı. Round tamamlandı. İkinci round bitti. Sonlara doğru Ermeni boksör biraz açıldı gibi. Ama bu roundda da Fatih Keneş rakibinden aşağıda değil. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim rahatlıkla. İşte bakın bu pozisyonlarda yanına sokmadı Fatih. Bunu tutturabilseydi gerçekten iyi olabilirdi. Fiziki açıdan çok iyi hazırlandı. Ermeni boksör bu karşılaşmaya hayatımın maçı dedi. Basın toplantısında sevgili izleyiciler. Fatih Keneş 2011 Avrupa şampiyonu boksörümüz. Almanya'da Hamburg kentinde Erol Ceylan'ın düzenlemiş olduğu Ece Boxing gecesinde ringe çıkmış vaziyette. Hamburg'da Barclay Kart Arena'da. Bu salon 2002 yılında açıldı. 83 milyon euroya mal oldu. Bugünkü paramızla 330 milyon TL'ye tekabül ediyor. 16 bin kişi kapasiteli bu salon. Ermeni boksörden sol direkt girişimi. Fatih Temel sol direklerle gelmeye çalışıyor. Yumruk kombinasyonuna girmeye çalıştı. Ermeni boksör itiyor rakibini. Harut Dünyan geriye doğru çekildi. Aparkat geldi. Ermeni boksörden dikkat et bunlara Fatih. Sağ direk yolluyor Ermeni boksör. Sağlı sollu kroşe girişimleri var. Kontra denedi Fatih Keneş. Kapalı vaziyette rakibine bir sağ direk attı. Çok iyiydi bu. Midesini kapatıyor Fatih. Tekrar midesine yöneldi ama iyi kapanıyor Fatih Keneş. Amatörde Avrupa şampiyonu oldu 2011'de. Profesyonelde de bu başarıyı yakalamak için ringte. Avni Yıldırım'ın Meksika'daki zaferinin ardından diğer Türk boksörlerimizden de zaferler bekliyoruz. Sol direkt geliyor. Çok iyi Fatih. Ermeni boksör sağ kroşeyi denedi Harut Yunyan. Ama pek isabet yok. Sol direkt. Sol direkt tekrar. Fatih Keneş harika bir sol direkt daha vuruyor. Avladı rakibini. Çok iyi yakaladı sol direkle. Ve sağ kroşe. Sağ direkt tutmadı ama sol direkt. Kapalı vaziyette Fatih Keneş. Sıçradı sağ direğini vurdu. İsabet olmadı. Ermeni boksör boşa aldı rakibini. Aparkat tutmadı. Sol kroşesi fena değildi. Harut Yunyan'ın Ermeni boksörün. Tekrar sol garda, ters garda döndü. Rafik Harut Yunyan sevgili boks severler. Sol direkt geliyor. İterek şöyle önünü aldı. Ermeni boksör ikinci kez bunu yaptı. İtmek yasak boksa. Kafa atmak, itmek, ısırmak, dirsek vurmak, avuç içi vurmak. Bunlar kesinlikle yasak. Enseye vurmak. Sağ kroşeyi savurdu ama Ermeni boksör rakibini Fatih Keneş'i iyi boşa alıyor. Kontra gelmedi en azından. Sol direkt sağ direkt. Fatih Keneş sol direkt uzatıyor. Sağ kroşe tekrar. Sol direkt vuruyor şimdi Fatih. Maçı rakibi Frank Mihail Mas. Tyson Fury ile Christian Hammer arasındaki mücadelenin masa hakemiydi. Önemli bir hakemdir. Sol direkt. Sol direkt geliyor. Sağ kroşeden vurdu kaçtı. Ermeni boksöre bir sağ direkt vuruyoruz. Arkasından da çok iyi sağ kroşe. Üçüncüsü dördüncüsü derken roundu tamamlıyoruz mükemmel bir şekilde. Helal olsun Fatih. İşte bu. Bu performans bekleniyor senden her zaman. İstediğimiz, arzuladığımız Fatih Keneş profesyonel arenada kendisini göstermeye başladı. Dokuzuncu maçı. Burada aparkatı yedi.
Sonundaki üçlü yumruk kombinasyonu son derece başarılıydı. Umarım o ekranlara gelir. Şu ana kadar rakibe pozisyon verdik tabii ki ama round verdik mi? Bence hayır. Ama tabii ki puan hakemleri her şeyi belirleyecek. O yüzden sonuna kadar takip etmek lazım. Hep birlikte göreceğiz. Seconds out, ring free, Runde 4, round 4. Masa hakemleri Benz Kovacs, Mantella ve Piras sevgili izleyiciler. Bir tane İtalyan masa hakemi var. Sevgili izleyiciler iki tane. Bir de Alman masa hakemi var. Aparkat sol koşar biri boksörden. İki İtalyan. Bir Alman masa hakemi yani puanlamayı yapacak hakemler bunlar. Sol direk, sağ direk, sol direk uzatıyor Fatih Keneş. Dördüncü rounddayız. 10 roundluk bir karşılaşma bu. Avrupa şampiyonluk mücadelesi süper hafif siklette. İstanbul'daki maçını hatırlayacaksınız. Yarı orta siklette yapmıştı. Daha önceki karşılaşmalarında Fatih Keleş ringe çıktığında hep yarı orta siklet maçları yapmıştı. Siklet düştü. 3 kilo daha aşağıda maç yapıyor. Artık bu siklette ilerleyeceğini söyledi. Fatih Keleş. 63,5 kilo. Süper hafif siklet. Süper hafif siklette Terence Crawford, Ricky Burns, Julius Ndongo gibi çok önemli yıldızlar var sevgili izleyiciler. Amir İmam, Ricky Burns. Kemeri kaybetmişti Ricky Burns hatırlayacaksınız. Ndongo'ya kemer birleştirme mücadelesinde. İlk 15'e girebilmek için Fatih Keleş adım adım ilerliyor. Ermeni boksör biraz daha temkinli yaklaşıyor. Sol direk attı şimdi. Bir sol direk girişimi daha var. İyi kapanıyor Fatih Keleş. Şimdi aldı ama. Bir sağ direk daha geliyor Ermeni boksörden. Ve sağ kroşe süperdi. Harika boşaldı ve kontrasını yapıştırdı. Fatih Keleş Trabzonlu boksörümüz. Trabzon'da doğdu. 27 yaşındaki Fatih Keleş. Sol direk. Sağ kroşe savurdu, isabet yok. Bir sağ kroşe daha geliyor. Omuzuna gelen bir darbe. Harut Yunyan'dan Ermeni boksörden. Sol kroşesi çok başarılıydı. Ermeni boksörün iyi yakaladığı boksörümüzü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Fatih Keneş bir zafer peşinde Almanya'da. Zafer haftamızda zafer dolu bir boks gecesi bekliyoruz. Sağ kroşe iterek tekrar önünü aldı. Son saniyeler 4. roundda. Sırtını dönme dedi maçın hakemi Frank Mihail Mas. 4. roundu da tamamlıyoruz. Artık akıl oyunlarının, taktik savaşlarının yaşanacağı roundlara doğru ilerliyoruz. Gücün, kuvvetin ilk 4 roundda ön planda olduğu ama kondisyonun, mukavemetin, dayanıklılığın daha az planda olduğu roundları geride bıraktık. Şimdi kondisyon, dayanıklılık, bunların ön planda olduğu, taktiğin uygulanmasının daha zor olabileceği roundlara doğru ilerliyoruz sevgili izleyiciler. 5. rounda gidiyoruz. Almanya'nın Hamburg kenti burası. Almanya'nın en kuzeyinden bahsediyoruz. Bizim Karadeniz gibi. En kuzeyinden bahsediyoruz. 2 milyona yakın nüfusu var. Almanya'nın en kalabalık ikinci. Avrupa Birliği'nin en kalabalık 8. şehri. Berlin'den sonra en büyük şehir Hamburg. İşte maçlar burada yapılıyor. 5. round. Sol direk şimdi. Aparkat denemesi sol koşe.
Fatih Keres sağ köşe vurdu tekrar. Sol direk denemeleri devam ediyor. Sağ kroşe Harut Yudyan, Ermeni boksör. Rakibimiz Hollanda'da yaşıyor, Den Bosch şehrinde. Sol kroşe geldi. Aman dikkat. Fatih Keneş. Bosch'ta bulunan süper hafif sikletin WBO Avrupa Şampiyonluk mücadelesi. Sol direk. Bu şampiyonluk kemerinin önceki sahibi sevgili izleyiciler, Felix Lahm. Sol koşe. Alman boksör Felix Lahm bu şampiyonluk kemerinin önceki sahibiydi. Thomas Stalker'ı bilirsiniz. Jack Cattle. O maçın galibi bu şampiyonluk maçını yakalamıştı. Liverpool'da Jack Cattle, değerli izleyiciler, Thomas Stalker'la yapmış olduğu karşılaşmayı kazanmış ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Jack Cattle'ın şampiyonluk kemeri ortada şu anda. Sağ kroşe geldi Fatih Keneş'ten. Fatih Keneş arka arkaya yumruklarla Ermeni rakibini bezdiriyor. Yavaş yavaş performansı düşmeye başladı Ermeni boksörün. Dedim ya, bundan sonraki roundlarda işin seyri değişecektir. EBU ve WBO Avrupa Şampiyonluk kemerleri var. Bir de EU Avrupa Şampiyonluk kemeri var. Değerli izleyiciler, Anthony Yiğit, Lenny Davis karşılaşmasının galibi olarak EBU'nun Avrupa Şampiyonluk kemerini kazanmıştı bu siklette. Adanalı boksörümüz Yiğit. Fatih Keneş de şimdi WBO'nun şampiyonluk kemerini almak için iş başında. Sağ kroşe, sola parkat. Sağ kroşe geliyor. Sol direk şimdi tekrar. Sağ kroşe. Arka arkaya yumruk darbeleri gelmeye başladı sevgili izleyiciler. Tabelamız boks gecesi. Boks gecesi tabelamıza Twitter'dan yazmaya başlayınız. Twitter'da boks gecesi tabelamıza yazan değerli izleyicilerimizin yorumlarını okumaya başlayacağım birazdan. Evet, 5. raundu da tamamladık. Ben daha demeden seyircilerimiz yazmaya başlamış. Ertuğrul Yıldırım yazmış. Sadece Gençlik ve Spor Bayramı değil, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu ve mutlu olsun demiş izleyicimiz. Milli mücadelenin başladığı gün 19 Mayıs. Tarihimizdeki en önemli günlerden bir tanesi. 19 Mayıs haftasındayız. Bütün ülkemize kutlu olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının yıl dönümü. Ve Atatürk'ün ülkemizin kurucusunun benim doğum günüm dediği gün. Milli mücadelenin başladığı gün. 19 Mayıs 1919. 6. round. Sol direk girişimi var. Sol direkler devam ediyor. Bir sol direk girişimi daha var. Fatih Keneş sürekli pres yapıyor. Sol köşesini vurdu ve sağ köşe. Sol direkte devam ediyor Fatih Keneş. Bir de sağ köşe vurdu. Aman aldanma rakibe. Sen temponu bozma. Aman temponu bozma. Her şeyi gidiyor sağ kroşe. Harika yumruklar geliyor Fatih Keneş'ten. Ve bir sağ kroşe daha. Her attığını vurmaya başladı Fatih Keneş. İşte bakın bu. Hemen tekrar rolantiye döndü Fatih Keneş. Sağ direk. Bir sol direk daha. Sol direk sağ kroşe olmadı. Sol direkte kaldık. Rakibin sol direği isabetli. Ermeni boksör kafasını uzatıyor şimdi. O da kafasını kaldırıp yüzüne çarpmasın diye üzerine bastırıyor. Sağ kroşe. Ermeni boksörden sol kroşe. Sağ salladı. İsabet yok. Harut Yunyan. Ve
bir sağ kroşe geldi şimdi. Hemen Fatih Keleş de karşılığını vermedi değil. Sağ direkt gösterdi. Türkiye adına ringde Fatih Keleş. Sağ kroşe isabet yok. İşte dediğim gibi kontrolü elden bırakmamak lazım. Böyle bir 5-6 saniyelik yumruk kombinasyonlarından sonra eğer isabetiniz varsa tamam, rakip inmek üzere ise son bir darbe vurulur. Ama şunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili izleyiciler. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Rakip eğer bitmediyse sizi bitirir. Sadrek harikaydı. Fatih Keleş kapandı şimdi. Amatörde Avrupa şampiyonluğunu yakalamıştı 2011'de Ankara'da. O Joshua'ların ringe çıktığı amatör şampiyonasından bahsediyorum. Sağ kroşe. Joshua Ankara'da nakavt olmuştu. Harut Yunyan. İşte öyle bir organizasyonda Avrupa şampiyonu olmuştu Fatih Keleş. Sağ kroşe. Aparkat denemesi var. Altıncı raundunda bitiriyoruz artık. Sağ kroşe. Sol kroşe geldi Harut Yunyan'dan. Aman 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 aman. Bir an yüreğimiz ağzımıza geldi. Özgür Türk attı arkadaşımız. Knockout bekliyorum. Bir aparkatla iş tamam demiş. Boks gecesi tabelamıza yazmış. Sol direk. İşte burada görüyorsunuz. Bir de böyle koluyla vurduğu bir darbe var. Sol koşeti iyiydi. Bülent Başar antrenörlüğünü gerçekleştiriyor. Fatih Keleş'in profesyonel karşılaşmalarda amatörde de Nazım Dalcan antrenörlüğünü yapıyordu. Selim Tuncay, Fatih Keleş biraz daha saldırgan olması lazım diyor. Ama işte bu tip maçlarda öyle riske girmemek de lazım. Boks gecesi tabelamıza yazınız. Ya da mbilgehandemir Twitter adresime mention de yapabilirsiniz. Sağ kroşe geldi Harut Yunyan'dan, Erbil'i boksörden. Hollanda'da Den Bosch şehrinde yaşadığını bir kez daha aktarmak istiyorum. Erbil'i boksörün. Sağ kroşe geldi. Aman dikkat Fatih. Şimdi hemen kapandı. Bir kroşe daha aldık. Arka arka yumruklar geliyor. Çok tehlikeli yumruklar almaya başladı. Yedinci round'dayız. Çok kritik yumruklar geliyor Harut Yunyan'dan. Fatih geriye çekildi. 10 galibiyeti, tek mağlubiyeti var. Ermeni boksörün sol koşu. Çok hızlı geliyor üzerine Fatih Keleş'in. Boşluğuna karaciğerine geldi ve bir sağ kroşe var. Bir sağ kroşe daha giriyor. Fatih Keleş sol direk aldı. Yenilgisiz boksörümüz Fatih Keleş. 9. maçında WBO'nun Avrupa şampiyonluk mücadelesinde sol kroşe girişimi var. 7. round'da Ermeni boksör üstün götürüyor bu round'u. Sağ kroşe geldi. Sağ kroşe geldi. Bir de sağ direk. Önünde çok fazla durmaması lazım. Sol direklerle uzak tutsun. Rakip kendini iyice yoruyor. Şimdi sıra Fatih Keleş'e geçebilir. Ve bir sağ kroşe daha geliyor. Boşa sallanan bir sol kroşe Ermeni boksörden. Aman Fatih Keleş. Bu oyunun seyrini değiştirmen lazım. Sol kroşe şimdi Ermeni boksörden tekrar. Sol direk geldi Fatih Keleş'ten. Bir sol kroşe daha Fatih Keleş. Sol kulak dibinde bir kanama var Fatih Keleş'in. Kafasını uzatıyor, bu hata. Hakem uyardı şimdi. Kural dışıydı bu.
sakatlık olabilirdi. Bir sağ kroşe girişimi var. Fatih şimdi eğer gücün varsa git üzerine işi bitirirsin. Sağ kroşe. Rakipte derman kalmadı. Sol köşesini savuruyor Ermeni boksör. Bir sol köşe daha girişimi. Kafasını uzatmaya başladı. Ve sol direkt sağ kroşe. Ermeni boksör sokuluyor. Bir sağ kroşe daha geldi. Alma bu yumrukları Fatih. Sağlı sollu direktler. Bir knockdown her şeyi değiştirebilir. Sol direkt. 7. round rakibin. Ermeni boksör Harut Yunyan 7. roundda olağanüstü bir performans gösteriyor. Ve Fatih Keleş'e 7. roundda gerçekten çok zor anlar yaşattı. Gerçekten yüreğimizin ağzımıza geldiği anlara tanıklık ettik hep birlikte. Bir round önce ne demiştim? Round arasında öyle kolay değil bu işler demiştim. Kafasını uzattığı anlar. Seconds out, ring free, round 8, round 8. 8. round'a uzanıyoruz. Haydi Fatih'im, haydi aslanım, haydi Trabzonlum. Senin dirayetli yapın bu karşılaşmayı galip gelmeye yeter de artar bile. Midesine uzanıyor Ermeni boksör Harut Yunyan. Sağ direkt, sol direkt, sağ direkt, arka arka yumruklar. Fatih Keleş harika yakaladı. Bir de sol köşe, bir tane daha diz çöktü. Diz çöktü ve sayıyor hakem. İşte bu. Yeter de artar bile demiştik. 8. round'un başında yatırıyor rakibi. Ama oyuna gelme. Sağ sol direkler. Sol köşe kontra Ermeni boksör Harut Yunyan'da. Fatih Keleş şimdi sallamaya başladı. Ama yıkamazsak işimiz zor olur bak. Sol köşe. Arka arka yumruklar. Bir tane daha geldi. Bunu attı rakibi. Sağ köşe tekrar. Bir sol köşe girişimi var. Bir sağ köşe daha geldi. Karşılıklı yumruklar geliyor. Olağanüstü bir maça dönüştü sevgili izleyiciler. Ermeni boksörle bırakmış değil. Sol köşe geldi. Bir sağ köşe harika. Fatih Keleş muazzam bir performans gösteriyor. Harut Yunyan karşısında. Sağ köşe kulak dibinden yakaladı. Sol köşe. Çok tehlikeli bir yumruk attı. Harut Yunyan. Fatih tekrar rakibi ezmeye başladı. Sağ kroşe var. Sol kroşe denedi. Omuzunda kaldı Fatih Keleş'in. Sol kroşe. Fatih tekrar yakaladı. Boşta bulduğu rakibini arka arka yumruklarla bunaltıyor. Bir dakika var 8. round'un tamamlanmasına. Sol direkt tekrar. 7. round'da Harut Yunyan ne yaptıysa 5 katını 8. round'da Fatih Keleş yaptı. Sol direkt. Evet Fatih, bunlar lazım şu saniyelerde. Fazla oyuna girme. Round'u bence tamamen kontrolünde devam ettir. Fatih kapalı vaziyetteydi. Kafa kafaya verdi şimdi tekrar. Aparkat denemesi. Omuzuyla etti, önünü aldı. Sol kroşe. Ve bir sağ kroşe geldi Ermeni boksörden. Sol kroşe. Sol direkt girişimi var. Fatih Keleş'in sevgili izleyiciler. Sol direkt geldi. İşte bunlardan bahsediyoruz. Bravo. Çok güzel. Harikasın Fatih. Olağanüstü bir 8. round geride bıraktık. İyi götürüyor karşılaşmayı maşallah.
Allah nazardan saklasın. Çok iyi bir 8. round. Öyle ağır bir 7. roundun ardından çıkıp böyle 8. roundda bunları yapmak kolay bir iş değildi. Başardı. 9. rounda gidiyoruz sevgili izleyiciler. Roundu knockdown ettiği için 8. roundda 10'a 8'lik bir üstünlük kurmuş vaziyette Fatih Keleş. Dokuzuncu round sevgili boksseverler. Dokuzuncu rounddayız. Son rounda doğru ilerliyoruz. Sol direkte başladı Ermeni boksör. Sağ köşe. Ermeni boksörü sol direkte durdurduk. Maç bir ona bir buna geçmesin. Hep bizde kalsın. Buna fırsat verme Fatih. Ermeni boksör yaylara yaylara rakibinin üzerine doğru gitmeye çalışıyor Fatih'in üzerine. Sağ kroşe denedi. Sadece tek yenilgisi bulunuyor Ermeni boksörün. Fatih Keleş yenilgisiz. Kariyerinin en zor maçı diye bahsetmiştim sizlere. Fatih Keleş'in de Harut Yun yanında. Karnına darbeler. Fatih Keleş. Rakibi üzerine bekliyor. Sol direkt denedi. Gücünü, kuvvetini, her şeyini rakibe gösterdi. Seyirciye de, organizatörlere de, televizyonları başındakilere de Fatih Keleş 9. roundda artık böyle fırsat buldukça riske girmesi lazım. Sağ direkt, sol direkt. İlk 6 rounddaki üstün performans. 8. rounddaki olağanüstü performansı Fatih Keleş'in. Maçı kazanmaya yeter de artar bile. Boks gecesi tabelamıza gezin. Boks gecesi. Fatih Keleş geriye doğru çekildi. Kapandı şimdi. Fatih Keleş kapalı vaziyette. İndirdi gardını şimdi. Sağ kroşesine izin vermedi rakibinin. Apakat geliyor Ermeni boksör Harut Yunan'dan. Sol köşe. İyi yakaladı Ermeni boksör orada. Fatih. Sağ kroşe aldı bir tane. Sağ kroşe gardında omuzunda kalıyor Fatih Keleş'in. Fatih profesyonelde ilk defa 9 roundu görüyor. Bundan önceki maçlarında en fazla 8 roundu görmüştü. Mihail Mas oyunu durdurdu sevgili izleyiciler. Bir doktor kontrolü gerekecek. Ya da şortunda bir şey mi çözüldü eldiveninde? Evet, eldiveninin bandajı çözüldü. Bandaj yapılıyor şu anda. Rakip 2 kez 12 round, bir kez de 10 round görmüş bir isim. Rakip 12 roundluk maçlara alışkın. Sağ kroşe geliyor. Kardına bir darbe şimdi. Sağ kroşe. Amatörde de zaten 4 roundun üzerinde maç olmuyor. O yüzden profesyonelde de amatörde de kariyerindeki en yüksek roundu gördü şu anda Fatih Keleş. Sol direkt geliyor. Rafik şimdi arka arkaya yumruklar yedi. Harut Yunan sol kroşe savurdu tekrar. Bir sağ kroşe daha denedi. Boşa salladığı yumruk. Fatih bunların hepsini boşa aldı. Hadi Fatih girme sakın. Aman aman aman. 9. rounda böylelikle bitmiş oldu. Şimdi son rounda gidiyoruz. Son round değerli izleyiciler, çok net bir şey söylemek istiyorum sizlere. 10. roundda gerçekten de iki boksör içinde olağanüstü bir round olabilir. Çünkü özellikle Ermeni boksörün kaybedecek bir şey kalmadı artık. 10. roundda varını yoğunu her şeyini ortaya koymak isteyecektir. Bu açıdan oyunu çok iyi değerlendirmek lazım. Biraz top çevirmek lazım gerekirse. Tabiri caizse sevgili boks severler. Evet, boks gecesi tabelamıza yazan bir izleyicimiz Muammer Gökmen diyor ki Fatih
çok alıkırlı davranıyor. Biraz daha seriye bağlar. Son rounda nakavt gelsin. Armila Katun, Fatih Keneş Ermeni'yi coşturdu biraz demiş. Güldür yüzümüzü Allah yardımcımız olsun demiş Ayşenur Dilbaş, Delibaş. Evet, 10. ve son round başladı sevgili izleyiciler. Karnına bir darbe. Karnına sert darbeler deniyor tekrar. Sol direk şimdi. Fatih Keneş sol direkte uzak tuttu. Fatih yaklaştırmamaya çalışıyor. Sağ kroşe tekrar. Ermeni boksör dediğim gibi full presle atakla roundu geçirme çabasında. Apartat denedi şimdi bir tane de. Fatih Keneş sol kroşe alıyor. Sol direkt tekrar. 8. roundda rakibi indirmeyi başardı ama knockout gelmedi. Fatih Keneş'in 8. roundu bir harikaydı. Şimdi sol kroşe denedi Harut Yunyan. Bastırmaya devam ediyor sağ kroşe. Knockout'tan başka bir şansı yok Ermeni boksörün. Sağlı sollu direklerle Fatih Keneş bunun o kadar da kolay olmayacağını gösterdi. İki boksör de uyarıldı. Frank Mihail Mas tarafından sol kroşe. Sağ kroşe Fatih Keneş. Sol direk girişimleri var. Harut Yunyan. Kafa kafaya verdiler tekrar. Fatih Keneş sağ sol direklerle harika yakaladı. Bravo Fatih Keneş. Sağ direk. Sağ direk. Çok iyisin Fatih. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha. İşte beklenen, arzulanan Fatih Keneş performansı Almanya'da 9. maçında ortaya çıkmış vaziyette. Dengesini kaybeder gibi oldu Fatih. Sağ köşeden kaçmayı başardı. Solda isabet yok. Ermeni boksör karavana. Bu yumruklar hepsi boşa gitti. Son saniyeler içindeyiz 10. roundda. Sağ köşe girişimi var. Aman Fatih. Fatih çık girme oraya. Sol direk attı. Bir sol direk sağ köşe. Evet işte aynen böyle. Şimdi tekrar yer değiştir. Sol direk. Karnına çalışıyor, ensesine bastırdı. Son rounddayız, son saniyelere doğru geldik sevgili izleyiciler. WBO'nun Avrupa Şampiyonluk mücadelesi puana doğru gidiyor. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha geldi Ermeni boksörden. 7. roundda yüreğimiz ağzımıza gelmişti. Sol direk geliyor. Ermeni boksör bastırmaya devam ediyor son roundda. Sağ kroşe çok iyi. Fatih'ten tokat gibi bir yumruk. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. İki boksör de karşılaşmanın sonrasında centilmence davrandılar. İki boksörü de kutlamak lazım. Müthiş bir maç çıkarttılar. 10 round boyunca ringin hakkını verdiler. Almanya'da Hamburg'da Barclaycard Arena'da. İşte bakın pozisyonlar. Tekrar tekrar izliyorsunuz sevgili izleyiciler. 10. roundda her şeyini ortaya koydu. Ermeni boksör. Knockout'tan başka bir şans var mıydı yok muydu birazdan göreceğiz ama Fatih Keneş'in bu karşılaşmadaki performansı işte Türk bayraklarımız tribünlerde Almanya Hamburg'da bence yeterliydi. Fatih Keneş'in performansı. 8. roundda Ermeni boksörü yıkmayı başardı. Knockout'u eşiğine kadar getirdi ama olmadı. Kararı bekliyoruz değerli izleyiciler. Für beide Boxer. İki boksöre de bir alkış alalım dedi ring anonsörü. Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Bence Kovac scorte den Fight 96-95. Matteo Montella scorte den Fight 95-94. 95-94 95-94 bir hakem. Julio Pinas scored the fight 97-92, 97-92. All three in favor und damit einstimmiger Sieger nach Punkten aus dem Boxstall EC Box Promotion.
Fatih Keleş. Fatih Keleş Avrupa şampiyonu oluyor WBO federasyonunda. Fatih Keleş kazanıyor. Bakın 96-95 bir hakem vermiş. Bir hakem 95-94. Bir hakem de 97-92 veriyor. Ve Fatih Keleş kıl payı kazanıyor. Halbuki ben bu kadar da yakın sonuçlar beklemiyordum. 7. round tamam rakibin olabilir. 10. round rakibin kesinlikle. Ama 97-92'nin daha net bir skor olduğunu, daha haklı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Açıkçası sevgili izleyiciler. Yayınımız tam gaz devam ediyor. Tebrikler Fatih Keleş. Tebrikler Bülent Başar. Tebrikler Erol Ceylan.